Gerekeni yap. CHP'ye verdim. Doğu sınırları, bir taraftan Filistin, bir taraftan bunlar, hepsinin altından gene kalktı, helal olsun ona be. Ben bunu CHP'nin aslında maksimum bir başarısı olarak görmüyorum. Ben bunu AK Parti'nin kendi hataları olarak görüyorum. Çok mutluyuz. Yani iyi ki kazandık ve Türkiye'nin yani çoğunu kırmızı görmek bizi çok mutlu etti ya. 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. İstanbul'un birçok ilçesinde yönetimi Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler devraldı. Bunlardan biri Eyüp Sultan. Tarihi Eyüp Sultan Camii'nin olduğu, çok sayıda muhafazakar seçmeni yaşadığı ilçede CHP'li Mithat Bülent Özmen %48 oy aldı. AK Parti'den Deniz Kökin ise %41 oy aldı. Peki Eyüp Sultan'da halk neden AK Parti'yi tercih etmedi? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl böyle bir başarı yakaladı? Gelin birlikte izleyelim. Derler ki taneye ele vururlar ki ahırını tanıya. İnşallah ahırlarını tanımıştılar. At kavmi gibi artık kendilerini bir tepede görürler. İnşallah kendilerine gelir. Bir de diyeceğim şu, lütfen bunlara bakıp da Müslümanları şey yapmasınlar. Müslümanları ona göre değerlendirmesinler. Bunları Müslümanlığı bilmen için Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali Efendimiz'in, yani bunların hayatlarını okuduktan sonra Müslümanlığı değerlendir. Bunlara bakarak sakın ha Müslümanlara hakaret etmesinler. Bu kadar. Siz kime oy verdiniz? Gerekeni yaptım. CHP'ye verdim. Neden CHP'ye verdiniz? Abi bu at kavminin yıkılması lazımdı. Neyin yıkılması gerekiyor? Bu düzen düzelmesi lazım. Adamlar kendini şeyde gördüler. Ne derler seni? Ya at kavmi dediğin bir kavim tepedeki, alttakilerini küçük gördüler. Siz aşağıladılar. Bizdensiniz ya da değilsin, yani şey yapmadım. Şimdi bunlar ya bizdensiniz ya teröristsiniz ya da şeysiniz, ne bileyim yani, bizi aşağı gördüler yani. İlla ki ya anlatmaya gerek yok. Bilen bildi zaten bundan. Siz daha önce AK Parti'ye veriyordunuz sanırım. İki dönem verdim. Hı-hı. Önce iki dönem verdim, ondan sonra vermedim. Bir derstir. Dersi çalışmadan biliyorsun. Ne dersi? Her ders. Her bir türlü ders. Yani belli, her şey belli. Halkın biraz da isyanı var mevcut şeye. Yöneldi buraya, güzel. Bunlar da onu değerlendirsin. Neden halkı yöneldi? Halk biraz olsun sıkıştı yani. Belli yani her yönden. Ne yönden? Ya ne yönden olacak? Yani maddi yönden başka bir şey yok arada. Tepki. Tepki oyu mu sizce? Eyüp Sultan tepkiden dolayı mı? Ya mevcut hükümet, sana bir şey söyleyeyim. Doğruyu biliyorsan. Şu Covid-19 olayı olmazsa, deprem olayı olmazsa, sen bu şeyin daha ileri gidip tek bir oy bile değişmez. Bunu da biliyorsunuz ya. Yani adamın başına neler geldi. Bir taraftan Doğu sınırları, bir taraftan Filistin, bir taraftan bunlar, hepsinin altından gene kalktı. Helal olsun ona be. Adammış ya. Bunlar eğer bunların başına gelecek olsa var ya, yıkılırdı. Efendim eski belediye başkanımız biraz şeydi yani, pasifti yani bu işlerde. Bu yeni gelecek başkanımız Bülent. Evet. Bülent miydi? Mithat Bülent Özmen. Bunun biz şeyini dinledik, röportajını dinledik. Eyüp Sultan için çok güzel projeleri var. Allah muvaffak etsin inşallah. Siz kime verdiniz? Biz şeye verdik. Yani eski partiye verdik. AK Parti'ye. Ama bu gelecek başkan çok şeymiş, faalmiş yani. Yani inşallah Allah muvaffak etsin. Eğer bu söylediği projeleri hayata geçirirse epey kalır yani. Sizce neden kaybetti Eyüp Sultan AK Parti? Çalışmadılar efendim. Çalışmadılar o yüzden. Burada mesela bize servis koymuşlardı. O mevcut servisleri kaldırdılar. Bu gelecek başkan servis koyacakmış şimdilik. Onun için yani Allah muvaffak etsin diyorum. Tebrik ederim. Çok mutluyuz. Yani iyi ki kazandık ve Türkiye'nin yani çoğunu kırmızı görmek bizi çok mutlu etti ya. Eyüp Sultan'ın bile CHP'yi alması bizim için çok yani sevindirici bir şey. Neden sizce burası CHP'ye geçti? Halk ne mesaj verdi? Aslında halk bir şekilde ceza verdi ya bana göre. Kime verdi? Yani AK Parti'ye. Yani neden? Recep Tayyip Erdoğan'a. Yani bu seçim, nasıl diyeyim, geçim sıkıntısı. Ondan sonra yaşanan birçok şey enflasyondan dolayı, bence halk yeter artık diyor ya. Yani gitsinler. Ben başka bir şey istemiyorum artık, ama 4 sene sonra bence Cumhurbaşkanlığına da CHP alır.
Ben buna inanıyorum. Emeklilere maaş yapmadı. Onu söylüyorlar. Abi millet artık ölüyor. Bir zaman da soları mahvettiler. İnsanlar akıllandı. He, hangi kanalcılık? Akıllandı yok. AK Parti'ye kurban olsunlar. Arayacaklar. Bu buna arayacaklar. Bu buna. CHP Ekrem İmamoğlu. Harika. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Işık saçtın dünyamıza. Ekmek buna diyecek. Ekmek. Kapalı iyi çalıştın. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Resimlerini paylaşıyorum. Güzel evladım benim. Yolunu ışık taşsın. Hepimize şükürler olsun ki bugünü gösterdin. Eyüp Sultan da bizim. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Al iki rekat. Şimdi namaz kılacağım, şükür namazımı kılacağım. Aynen, geldim, aynen. Şeker dağıtacağım. Evet. Bilmiyorlar ki ne. Halk bak Türkiye ne hale gelmiş bakın hele. Şu zamlara bakın, bizim gücümüz yetiyor mu şuna? Yani şuraya bakın yani. Dağıtıyor. Doğru yolu seçtik. Aynen. Bizim yolumuz budur yani. Kim ne dedeser desin? İmam kaybetti. Neden kaybetti burada? Neden kaybetti? Çünkü her şey bağlı. Her şey bağlı. Suriyelerde esir aldılar burada. Gitsin ülkelerine yeter artık yani. Biz kendi memleketimizde yani şey olduk yani, mülteci olduk yani. Uçağı var, gemisi var, oğlu da para götürdü, her şey o batırdı Türk'ü. Bir altın bize alamazsın ha. Amca siz daha önce kime verdiniz? Daha önce AK Parti'ye verdiniz mi? Yok ben bu sefer vermedim. Daha önce verdiniz mi? 21 sene ona vermişim. Şimdi niye vermediniz? Vermedim ben ona dedim, deksin, geçsin. Altın bağlıydı biz oğlum, 10 tane oğlum var, ben evlenmiyorum. Nasıl altın alacağım? Kim ne? Bana maaşım ne veriyor, emekli maaş nerede? O da fazla etmedi. Yalan sovunçlu, kuvunçlu, o da gitti. Hak etsin. İnşallah gider. Neden peki değişti yönetim? Fazla siyasetten ilgim, bilgim yok da biliyor musun? Yalnız şöyle bir durum var. Allah Celle Celle her bir insana bir fikir, bir akıl vermiştir. Dağın başına büyüdüğü halde tek başına gene Allah bir mantık, bir fikir, bir zihniyet vermiştir. Dünya kuralları bildiğim kadarıyla yani hangi devlet olursa olsun bir yönetim, bak bir yönetim şartı nedir? İlk evvela yoksulluk önünü kesmektir. Yoksulluğu önünü kesmede bir devlet hayata ne kadar gelir gelirse ne bereket var, ne hayır var, ne huzur var. Hiçbir şey de yapamaz. Hepsi yalan. Önünü kesmek ne demek? Çetelerin, mafyaların, rançilerin önünü kesmektir. Bu zaman bereket akar. Kesilmiyor mu şimdi? Yani 5 lira olsun 100 lira olmasın. Anladın mı neydi? Bu Türkiye'de zaten özel zamanına kadar %20, %25 rüşvetler vardı, yoksulluk vardı. Ondan sonra %30, %40'a, %50'ye çıktı. Ama bizim bu yönet 22 sene oldu, %95'e çıktı. Siz AK Parti'ye bir destekliyorsunuz. Kesinlikle ben hayata uyu vermemişim. Ha vermediniz mi? Yalan yok. Devamlı CHP'ye, SHP'ye verdik. Yalan yok, ben Sirtliyim. Uyuma eskiden eski partime veriyordum ama senelerce tabii CHP'ye veriyordum. Yalan yok. Bak onları götürdüler. Çünkü yallah bismillah deyince bir de arkadan başka türlü nauzu billah. Öyle kişi var ya, dünyayı birbirinize çarpışabilir. Yaptı böyle. Allah aşkına sözden Müslümanız, bilmem neyiz. Kur'an okuyor, elini koyuyor. O geldiğinden beri haklı veyahut da haksız. Herhangi bir Hristiyan ülkesine zarra kadar zarar vermiş mi? Müslüman ülkesine hariç. Millet öyle mi biliyor? 30-35 tane Arap ülkeleri vardı, hepsi yerle bir etti. Mesela Suriyeliler yüzünden, artı emekliler yüzünden kaybettiğini düşünüyorum ben. De bu pahalılık yüzünden düşünüyorum. Mesela eskiden ben memur emeklisiyim. Eskiden bir Ecevit Demirel vardı, rahmetli oldular. Bir onu deniyorduk yani, sol parti, sağ parti. Sanıyorum bu sefer de öyle deneme oldu. İnşallah güzel çalışırlar. Çalışıyorsa biz ondan yanayız. Siz oy kullandınız mı? Kullandım tabii ki. Oy verdiniz? Verdim. Şimdiye kadar AKP'ye veriyordum. Ama bu sefer dedim geçersiz olsun. Bakalım kim alacak dedim. Neden geçersiz verdiniz? Yani kızmaya başladım. Çünkü hiçbir söyledikleri şeyleri yapmıyorlar. Mesela şu anda 17 milyar, 17 bin lira
asgari ücret. Asgari ücretin altında şey alıyoruz, maaş alıyoruz. Benim evim var, senin evin yok. 18 bin liradan başlıyor ev kirası. Nasıl olacak? Çalışma, iki kişi çalışsa bile çalış bir ay onun çalıştığını ver. Ben yemedim, buyur sen ye. Öbür kalanla zaten onunla da geçinilmez. Yani hayat şartları çok zor. Bu sefer deneme mahiyetinde verildi sanıyorum. İyi bir ders oldu. Demek ki yapılanları beğenmediler yani. Biraz da tepki oyları oldu. Ne tepki? AK Parti'ye karşı. AK Parti genelde bir neden? Neyi tepki gösterdi? Ya daha genelde ekonomi bakımından şey yaptılar, tepki gösterdiler. Biraz emekliler için abi. Tabii emekliler. Ondan oldu yani. Biraz ondan. %100 ondan yani. Kimin tarzı? Aslında biz eski belediye başkanı çalışıyordu yani. Evet. Şeyle ilgisi yok yani. Siz daha önce AK Parti'ye mi verdiniz? Devamlı ona verdim. Aynen. Bu seçimde de mi verdiniz? Gene verdim. Ya benim gayem tamam, ben ekonomiyi beğenmiyorum AK Parti'nin yürüttüğü ekonomiyi, ama benim davam güvenlikle ilgisi. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili. Gerisi hikaye yani. Açta kalsam benim için mühim olan güvenlik. Peki buraya CHP kazandı şu an. Ne düşünüyorsunuz? İnşallah iyi olur. Ya inşallah çalışır. İnşallah çalışanın olur. Yanındayız bir yerde. Aynen öyle. İnşallah çalışırlar. Bu aslında gelecek olan bir şeydi. Belliydi yani. Bir rüzgar vardı. Kar topu misali yuvarlana geliyordu. Bunlar da bunu aslında göre göre bile bile lades oldular. Yani şundan dolayı. Yani olduğumuz için, alanda olduğumuz için, meydanda olduğumuz için biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Halkımızdan gözlemleyebiliyoruz. Emeklerin sorunları var, ekonomik sıkıntılar var. Efendime söyleyeyim, liyakatsız insanların başa getirilmesi var. Emanet sahibi olmayacak insanların belediye başkan adayı olması var. Efendime söyleyeyim, var yani. Bunu Üsküdar'ı kaybetmişsin, Eyüp Sultan'ı kaybetmişsin, Sancaktepe'yi kaybetmişsin. Siz daha önce kime oy verdiniz? Beyoğlu'nu kaybetmişsin. Ben kimseye oy vermedim. Ben bu seçimde protesto ettim. Neden? Benim en büyük hassasiyetim Filistin hassasiyetiydi. Biz bunu zaten sokaklarda da söylüyoruz, meydanlarda da söylüyoruz, eylemlerde de söylüyoruz. İsrail'le ticareti kes dedik. Ama bunlar kesmediler ve devam ettirdiler. Ondan sonra yalan dolan dediler. Yok biz yapmıyoruz dediler. Bunu şirketler yapıyor dediler. Kardeşim bizi kandıramazsınız. Halkı kandıramazsınız. Halk size bu cevabı verdi. Sandıkta bunu gösterdi. Ha bu CHP'nin çok iyi olduğundan mıdır? Değil. Ama çıkmaz bir yol buldu. Dedik ki yani en şey kimdir dedi. CHP'dir dedi. Farkındaysan diğer partiler de gitti. İyi Parti de gitti. Saadet de gitti. Bu konuda bir tek şey gösteren şey oldu. Yeniden Refah Partisi oldu. Bir ivme gösterdi. Siz AK Parti'ye daha önce verdiniz mi? Tabii ilk kuruluşunda verdik. Destekledik. Ama dediğim gibi belirli bir dönemden sonra, belirli bir süreçten sonra AK Parti'nin Tayyip Erdoğan etrafında dolaşan, şey yapan, yanında bulunan yiyici tayfa, rantçı tayfa, değil mi? AK Parti'yi bitirdi. Bu kadar net. Ya bunu söylemek istemiyorum ama açık söyleyeyim, yani boş attım. Neden? Çünkü ben de kırgınlardanım açıkçası. Kime? Çünkü benim beklentim yani mevcut. Bugüne kadar ben aşağı yukarı uzun yıllar boyunca ben Milli Görüş kökenliyim açık söyleyeyim. Rahmetli Erbakan hocamızın zamanında ben Milli Görüş'ü destekleyen bir kişi olarak uzun yıllarda aynı onun talebesi diyerek bir takım beklentilerimiz olmuştu hükümetten. Bu beklentilerimizde bizim aidiyet değerlerimiz var her şeyden önce. Bu aidiyet değerlerimize mütenasip bir toplumsal doku oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Bunun için de somut adımlar atılmadı.